Eğer bu videonun linkini size biz gönderdiysek muhtemelen şu an ameliyattan çıktınız, dinlenme evresindesiniz, liposuction ameliyatı yaptık size ya da olduğunuz ameliyatlardan bir tanesi liposuction'dı. Ama yok, internette kendiniz bulduysanız liposuction olmayı düşünüyorsunuz. Alın size tüm detaylarıyla liposuction. Öncelikle liposuction ne demektir? Liposuction, lipo ve suction kelimelerin birleşmesi. Lipo bildiğiniz gibi yağ dokusunu burada ifade etmekte. Suction da emmek anlamına geliyor. Yani vücudunuzdaki yağ dokusunun fazlalığını incecik kanüllerle girip olduğu yerden alma işlemini liposuction olarak biz tarif ediyoruz. Liposuction bu anlama geliyor. Dünyada ilk liposuction yapıldığında hedef bir lipomanın tedavisiydi. Lipoma nedir? Deri altındaki yumruk şeklindeki yağ atacıkları. İşte eskiden bunu keserek çıkartırlarmış. Daha sonra demişler ki bu sadece yağdan oluşuyor. Neden kesiyoruz ki? Acaba daha küçük deliklerden bu yapılabilir mi diye düşünülmüş ve bunun için ucu bıçak gibi olan küçücük tüpler, pipetler icat edilmiş ve bu pipetlerle girip içinde o lipoma denilen kitleleri almaya başlamış. Ve bakmışlar sonuç gayet güzel. Küçücük bir delikten giriliyor. Devasa yara izleri yok ve bir süre sonra akıllarına şu gelmiş. Acaba vücudumuzda fazla yağlandığımız zaman bu yağlardan kurtulmak için de liposuction yapılabilir mi diye bir fikir akla gelmiş. Evet, yapılabilir. Ve insanlar tıp literatüründe yağ aldırmak denilen işlem, yani liposuction, estetik anlamda da yapılmaya başlanmış. Ama şöyle bir problem varmış başlangıçta. Delik küçücük ve içeride siz yağları alıyorsunuz ama inanılmaz derecede kanamalar olmaya başlamış ve bu ciddi anlamda da hastalara kan verilmesi ve hayati riskler gündeme gelmeye başlayınca o zaman demişler ki biz bu liposuction'ı biraz geliştirelim diye. Peki ne yapmak lazım? Yağın alınacağı yere bizim tümesent dediğimiz bazı sıvılar önce enjekte ediliyor. Bu sıvılar deri altındaki damarların kasılmasını sağlayarak kanama olasılıklarını azalttıktan sonra liposuction yapılmaya başlanıyor. Ve bunu da bir motor sistemiyle daha güçlü aspirasyonlarla daha yüksek volümlerde yağ çekilir hale getirdikten sonra bizim bildiğimiz klasik liposuction tekniği artık literatüre giriyor ve yıllar boyunca bu şekilde liposuction yapılmaya başlıyor. Peki liposuction sadece bu şekilde mi yapılır? Yani klasik yöntemde tümesen sıvısı verip damarların kasılması sağlandıktan sonra ki içerisinde biraz da ağrı kesici de vardır elbette. Ondan sonra yağların alınması şeklinde mi? Hayır, bu şekilde de değil. Bunun üzerine bazı teknolojik gelişmelerle birlikte liposuction ameliyatları da kendi içerisinde evrimleşmiştir. Mesela bunlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi motor sistemlerinin kullanıldığı vibrasyon destekli, motor destekli olan liposuction'lardır. Mesela bunlardan en ünlüsü günümüzde lipomatiktir. Ne demek motor destekli, motor sistemlerle de vibrasyon destekli? Bakın, derinizin altında tümesen sıvınızı verdiniz. Bu tümesen sıvısını verdikten küçük deliklerden girdiniz. İçeriden 3-4 mm, 5 mm en fazla kalınlığı olan bir pipet sistemi ki pipetin ucunda aslında küçücük bıçak yapısı vardır. Bu bıçak yapısıyla siz içeriği rende rende parçalayarak içerideki yağları dışarı almaya çalışıyorsunuz. Bu yorucu bir işlemdir. Motorlu sistemler ya da vibrasyonlu sistemlerde sizin doktorun yorgunluğunu azaltmaya yönelik bir yöntemdir. Çünkü liposuction sırasında sizin homojen bütün yüzeye aynı özeni göstermeniz lazım. Bunu yapabilmeniz için de yorgunluktan etkilenmiyor olmanız lazım. Çünkü çok çok büyük hacimlerde liposuction'lar günümüzde yapılabiliyor. O zaman siz yorulmadan, dikkatiniz dağılmadan her alana eşit kuvvet uygulamak istiyorsanız bir motor sisteminden faydalanabilirsiniz. Çünkü daha az yorulursanız dikkatiniz daha az dağılır. Çünkü liposuction'da hani videonun ilerleyen kısmında söyleyeceğimiz gibi o dalgalanmalar, dokulardan eşit alınmama durumları, çukurlar vesaire bunların hemen hemen hepsi dikkat dağınıklığından kaynaklanan şeylerdir. Çünkü doktor yorulmadan eşit dikkati vermesi gerekiyor. Ve bu noktada motorlu sistemler kesinlikle doktoru desteklemektedir. Ve bunların en önüsü de lipomatiktir. Başka liposuction yöntemler var mı? Tabii ki var. Lazer liposuction, lazer cihazı ile yapılan liposuction mesela bunlardan bir tanesidir. Nedir lazer liposuction? Düşünün ki doğada etrafınıza baktığınız zaman her şeyin bir rengi var. Farklı renkteki cisimler farklı şekilde ışığı emerler. Sizin yağınızın da bir renk kodu var. Onun emdiği de bir dalga boyu var. Yağ dokusu tarafına emilen bir lazer ışını şu anlama gelir. Yüksek yoğunluktaki bir enerji vücudunuza veriliyor ve özellikle yağ dokusu tarafından bu emilebiliyor demektir. Bunun avantajı ne? Küçücük o delikten önce bir lazer fiberi deri altında gezdirilir. Bu lazer fiberi gelir sizin yağlarınızı eritir. Erittikten sonra diğer pipet sistemiyle aynı delikten girdikten sonra erimiş olan yağlarınız içeriden çekilebilir. Ne oldu bu? İçeride sizin kanama oranınızı da azalttı.
Neden? Çünkü aynı yüksek ısı beraberinde etraftaki kanayan damarlarınızı da yakmaya başlar. Bu da beraberinde kanama olasılığınızı da azaltır. Yani bunun dışında lazer liposakşınlarda, lazerle yapılan liposakşınlarda ekstra bir avantaj daha vardı. Bunlardan bir tanesi de dalga boyunda küçük bir değişiklik yaptıktan sonra lazer ışınını hemen deri altında gezdirerek derinizde sıkılaşmayı da sağlayabilirsiniz. Peki bir diğer liposakşın tekniği nedir? Ultrasonik liposakşın. Ne demek ultrasonik liposakşın? Aynen lazer liposakşında olduğu gibi küçük bir delikten giriyorsunuz. İçeride bu sefer gezdirdiğiniz ince çubuk lazer ışını değil de ultrasonik ses dalgaları verir. Ultrasonik ses dalgaları yağ dokusunda bir titreme yaratıyor. Bu titremeden dolayı sanki bir üzüm salkımını salladığınızda üzümler nasıl tane tane ayrılırsa yağ dokunuzda bu titreşimden dolayı olduğu yerden kopar, ayrışır ve sıvılaşmaya başlar. Sıvılaştıktan sonra yine aynen lazer liposakşında olduğu gibi ayrı bir pipet sistemine tekrar girip içeride erimiş olan yağları çekebilirsiniz. Ultrasonik liposakşın günümüzdeki en modern örneği, en iyi bilinen örneği Weser liposakşındır. Weser liposakşının da klasik liposakşına göre sadece yağları eritip çıkardığının dışında farklı avantajları da vardır. Nedir onlar? İki tane avantajı var. Bunlardan bir tanesi Weser probunu siz deri altında gezdirirken damara, lenfatiklere, sinir dokusuna uçları değse bile bu dokular bundan etkilenmiyor. Özellikle yağ dokusu bu titreşimden etkilenerek sadece yağ dokusu eriyor. Zaten o yüzden diğer bir ifadesi de liposuction dışında liposelection, yağ seçici liposuction anlamında bir isimle de anılmaktadır. Ha, gene aynen lazer liposuction'daki gibi yağ alma işlemi tamamladınız. Hem de bunu yağ seçici olarak yaptınız. Damar sinirinize olabildiğince az travma yaparak bunu yaptınız. Ondan sonra onun da modunu değiştirerek deri altında gezdirip gevşeyen derinin de sıkılaşmasını sağlıyoruz. Hem lazer liposakşında hem Weser liposakşında bu deriyi sıkılaştırma özelliği çok önemli. Neden önemli? Her hasta liposakşına tam anlamıyla uygun olmayabilir. Neden? Yağ dokusunu aldıktan sonra deriniz boşaldığında o derinin toparlanması lazım. İçi boş bir kese gibi sarkmaması lazım. Şimdi klasik liposakşında da deri bir miktar toparlar ama lazer liposakşında ya da Weser liposakşında derinize ekstradan bir sıkılaşma işlemi yapıldığı için derinizin sarkma olasılığı daha da az olur. Bu ekstra bir avantajdır. Diğer bir liposakşın yöntemi de argon plazmayla ya da plazma jeli ki ikisi hemen hemen aynı şeydir. Kombine edilmiş liposakşındır. Ne demek istiyoruz? Argon plazma ya da jel plazma tek başına liposakşın yapan cihazlar değildir. Bunlar özellikle sıkılaşma ile ilgilidir. Siz liposakşın ister klasik yöntemle, ister Weser'la, ister lipomatikle, ister lazer liposakşına yapın. Bunun hemen arkasında argon plazma uygulayabilirsiniz. Nedir peki argon plazma? Argon plazma içeriye verdiği argon gazı ve plazma enerjisiyle beraber sadece deriyi değil, deriden aşağı doğru inen dikey septalar üzerinde de bir kasılma yaratarak derinin sıkılaşması için tasarlanmış, sadece deri sıkılaşması ve derinin toparlanması için üretilmiş olan cihazlardır. Liposuction kalitesini, liposuction sonrası deri toparlanmasını maksimum düzeye çıkartmak istiyorsanız da yapılacak cerrahi işlemi argon plazmanın entegre edilmesi sağlanabilir. Liposuction'la ilgili neden böyle teknolojik arayışlarımız var? Neden sürekli daha iyi nasıl yapabiliriz? Deriyi nasıl sıkılaştırabiliriz? Daha konforlu, daha güvenli nasıl olabilir? Neden liposuction'la ilgili sürekli böyle bir arayış var biliyor musunuz? Bunu anlamak son derece basit. Mesela en iyi yaptığınız işlerden bir tanesi ne olabilir? Salata yapmak. Salata aldınız, soğanınızı, domatesinizi, maydanozu doğruyorsunuz, tabağa koyuyorsunuz. Doğru mu? Peki tahtanızı aldınız, domatesinizi aldınız. Elinizin üzerine bir havlu örtülsün ve siz bunların hepsini görmeden yapın. Bütün salatayı görmeden yapmayı bir dener misiniz? Ne hissettiniz? Kontrolsüzlük var değil mi? Parmağınıza ne kadar yakın, düzgün doğruyor muyum, kaza yapabilirsiniz, bir sürü şey olabilir. Liposuction, plastik cerrahi ameliyatları arasında görmeden yapılan tek ameliyattır. Küçücük delikten giriyorsunuz, çok büyük bölgelerde çalışıyorsunuz ve altındaki hiçbir şeyi görmüyorsunuz. Altında ne var? Damarlarımız var, sinirlerimiz var, lenfatik yapımız var. O zaman biz diyoruz ki, madem görmeden ben bunu yapıyorum, buradaki güvenliği ben nasıl arttırabilirim? O yüzden ta liposuction keşfinin o başlangıcında tümesen sıvısı bu yüzden keşfedilir. İçindeki adrenalin damarların kasılmasını sağlıyor ki o damar liposuction sırasında kopsa bile kanaması az olsun diye. Lazer kullanıyorsunuz. İçeride lazer doku seçiciliği yoktur. Beraberinde sizin kılcal damarlarınız da yanıyor. En azından kanamayı azaltıyor ya da derinin sarkma olasılığını azaltarak
komplikasyonlarınızı ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Ya da Vaser Liposuction, bir daha üst teknoloji. Damarı ve siniri de seçiyor. Ki düşünün, damara sinire zarar vermeden yağınızı eritiyor. Derinin altındaki sizin gözünüz oluyor resmen. Bu çok güzel bir şey. İşin güvenini arttırmak için. Ya da argon plazma niye icat edilmiş? O deri sarkmaları liposuction sonrasındaki en büyük dalgalanma problemidir. Onu ortadan kaldırmak için. Ya da lipomatikler neden, ya da motor sistemi, diğer sistemler neden icat edilmiş? Doktor yoruldukça ister istemez dikkat dağınıklığı sizin eşit almanızı engelleyebiliyor. Bu olmasın diye. Görmediğiniz alanda çalışıyorsunuz. O yüzden bu teknolojiler, evet, hiçbiri mucize değil. Hiçbiri bir doktorun özenine, bir doktorun dikkati kadar değerli değil. Ama işin kalitesini bir üst seviyeye çıkarmak için de vazgeçilmez cihazlardır. Bunu da unutmamak lazım. Evet, liposuction dediğimiz ameliyat böyle bir şey. Ve liposuction teknikleri arasındaki, cihazlar arasındaki farklılıklar da bu. Peki, siz liposuction'a uygun musunuz? Hastalar genellikle geliyor ve ben liposuction yapmak istiyorum. Peki, nerenizi yaptırmak istiyorsunuz? Her yerime. Yani çevire çevire hastayı siz liposuction yapmanızı istiyor. Bu yanlıştır. Liposuction en doğru anlamıyla belli bir bölgenizdeki yağ fazlalığınızın alınmasıyla ilgilidir. Tamamen çepeçevre sizin 360 derece yağ katmanızın inceltilmesi tamamen fantezi ürünüdür. Liposuction bu değildir. Ve liposuction'ı asla kilo verme ameliyatı gibi düşünmemeniz lazım. Hasta geliyor, kaç kilo vereceğim liposuction'dan sonra. Bu hesap yanlış. Kilo hesabıyla bunu yapamazsınız. Liposuction sizin derinizle alttaki kas tabakası arasındaki yağ dokunun büyük bir çoğunluğunu almaya yöneliktir. Tamamını da değil. Çünkü sizin derinizin de, deri yapınızın da, deri anatominizin de yağ tabakasına ihtiyacı var. Siz tamamen deriyi incecik zar gibi bırakma gibi bir hayalden vazgeçmeniz lazım. Bu doğru değildir. Kilo vermek için liposuction düşünmeniz yanlıştır. Bunu asla düşünmeyin. Derinizde fazla katlantılar var. Liposuction yapıldıktan sonra incecik bir vücuda sahip olacağını düşünmeniz yanlıştır. Bunun dışında organlarınızın etrafında da yağlanmanız var. Siz sanıyor musunuz ki sadece göbeğiniz yağlandığı zaman midenizin etrafında, karaciğiniz etrafında, orada omentum denilen yağlı dokuda, buralarda yağlanma yok mu zannediyorsunuz? Sizin iç organlarınızda da yağlanmanız var. Ama liposuction'da biz bunların hiçbirine dokunmuyoruz. Liposuction yüzeydeki bir yağlanmaya yönelik cerrahi işlemdir. Lütfen sizin genel kilo probleminizin çözümü, genel vücut yağlanmanızın çözümü liposuction değildir. Ha, en ideal hasta nedir? Geliyor, basenlerim biraz fazla yağlı, buradan kurtulamıyorum. 10 numara hasta. Göbeğim, her şeyi verdim ama şuradaki ayva göbeğimden kurtulamıyorum. Kesinlikle en ideal hasta bu grup hastalardır. Her şeye rağmen ne kadar yağlanacağıyla ilgili şunu söyleyebiliriz. En ideali vücut ağırlığınızın %5'inden fazlasını geçmemektir. Vücut ağırlığınız neyse %5'ini hesaplayın. En fazla, en güvenli alınacak yağ limiti sınırınız odur sizin. 70 kilo bir hasta için 3,5 litrenin üstüne yağ almak çok mantıklı değildir. Ha, almak istiyorsanız da bunu bir takım teknolojilerde, dediğim gibi Vaser kullanarak, ne bileyim belki argon plazma desteğiyle vesaire, yavaş ve kontrollü bir şekilde ilerlemek lazım. Elbette lipödem denilen bir durum var ki bu durum az önce konuştuğum ideal liposuction kavramlarının dışında bir durumdur. Nedir bu? Etrafınızda bazen siz de görürsünüz, vücudun üst kısmı daha zayıf, daha ince, daha naif ama belden aşağı popoyla beraber karnabahar gibi geniş bacaklar ve popolar görebilirsiniz. Sanki vücudun belden aşağısı ve belden üstü farklı insanlara ait gibi. Ve bu insanlarda bacaklarda hassasiyet vardır. Deriye dokunduğunuz zaman bile ağrı hissedersiniz. Beraberinde ayaktaki şişlikler dinlenmeyle geçmez. Akşamları huzursuz bacak sendromu dediğimiz, sürekli bir ağrısı var ama hangi pozisyonda rahat ettiğini de bir türlü bulamaz. Ve bunların hepsi lipödem dediğimiz problemin işaretleridir elbette. Selülit bunun hemen hemen ayrılmaz bir parçası. Bacakta durduk yere anlamsız morluklar, bunların hepsi lipödemde görülen problemlerdir. Lipödem durumunda ne yapıyoruz biz? Boyutuna göre bacağın altı üstünde iki ayrı seansta da yapabiliriz. Bazen tek defada bacağı 360 derece yağlarını alıp tamamen deride de herhangi bir kesi işlemi yapmaksızın kendi toparlanmasına bırakıp takipte bulunuyoruz. Zaten lipödem grubu hastaların liposuction sonrası bakımları ve klasik liposuction yöntemlerindeki bakımlar arasında da çok farklılıklar olmaktadır. Bunların hepsine tek tek değineceğiz. Peki, bir şekilde tanımızı koyduk, liposuction için de ideal hasta olduğumuza karar verdik ve ameliyat planına başladık.
Ameliyattan önce bir takım testler yapıyoruz. Bu testlerde ameliyata uygunluğunuz, kullandığınız ilaçlar varsa, diğer hastalıklarınız, bunlarla ilgili bütün planlamalar yapıldıktan sonra ameliyata girmeye hazırız. Ameliyata girmeden önce özellikle sizin doğal kontrolünüzün dışına taşan bölgeler cerrahi kalemlerle işaretlenerek vücudunuzda bir ameliyat planı yapılıyor ve bu planla birlikte ameliyata giriyoruz. Ameliyatlarımızı genel anestezi altında tercih ediyoruz. Evet, bunu sedasyon ve lokal anestezi yapan arkadaşlarımız da var. Dünyanın birçok yerinde bu şekilde yapıldığını da biliyorum ama ameliyat konforunu arttırmak, sizin ameliyattaki stresinizi daha da minimum indirmek açısından genel anestezi bizim tercihimizdir. Tabii tercih etmeyen arkadaşlarımız da yanlış yaptığını söyleyemeyiz. Liposakşın ameliyatlarınızı diğer ameliyatlarla kombine yapıyor da olabiliriz. Ama sadece liposakşın kısmına odaklanırsam eğer, öncelikle küçücük delikler açılır. Bu deliklerin hiçbiri 5 mm'nin üzerinde değildir. Bu deliklerden deri altınıza tümesen dediğimiz bir sıvı uygulaması yapılıyor. Bu sıvı uygulamasından sonra ameliyat planımıza uygun olarak, ki genelde Weiser kullanıyoruz, Weiser probuyla deri altımızda homojen bir şekilde gezerek bu 10x10 cm'lik alanlara verilecek enerji miktarı sabit kalacak şekilde yapılan bir plandır. Gezerek derinizin altındaki o yağların tamamen sıvılaşması sağlandıktan sonra bir pipet sistemiyle girip bu bölgedeki yağlarınız alınmaktadır. Eğer çok büyük miktarlarda yağ alınacaksa, alınacak yağ hacminiz yüksekse ya da bir lipöden gibi bir pozisyonunuz, bir durumunuz varsa bu durumda yorgunluk faktörünün ya da ameliyat süresi faktörünün sizin ameliyat sürecinizi olumsuz etkilememesi adına ameliyatımızda lipomatik cihazını da kullanmaktayız. Lipomatin vibrasyon etkisi hem daha homojen bir şekilde yağınızın parçalanmasını hem de bütün bölgelerin eşit taranması açısından doktora yardım eden bir sistem olduğundan söz etmiştik zaten. Bunun hemen arkasından deri sıkılaşması için de argon plazma cihazını kullanmaktayız. Çünkü içerisindeki yağlar gittikten sonra o derinin zemine düzgün bir şekilde yapışması, aşağı doğru kendini bırakıp bir torba gibi sarkmaması lazım. Ama burada unutmayın, bunun da bir sınırı var. En iyi deriyi en iyi sıkılaştıran sistem şu an argon plazma olmasına rağmen bunun da bir limiti olduğunu lütfen unutmayın. Eğer o limiti aştıysanız burada doktorunuz da çok iyi bir karar noktasına gelip germe işlemlerinizin buna entegre edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde ameliyat sonrası o deri sarkmalarıyla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ve yine sadece liposakşın ameliyatı yaptığımızda ya da ameliyatın liposakşın kısmına odaklanırsak, liposakşın işleminiz bitti, argon plazmanız uygulandı. O küçücük deliklere birer dikişle onları kapatıyoruz. Ama eğer büyük hacimlerde bir yağ çıkardıysak, deri altında sıvının çok fazla birikeceğini düşünüyorsak ya da bir lipödem hastasıysanız o delikleri açık bırakıyoruz. Açık bırakmakla kalmayıp her gün masajlarla o deliklerden vücudunuzda biriken seromanın ve kan birikintisinin dışına atılmasını sağlıyoruz. Neden? Bu şekilde derin altında ne kadar az sıvı olursa derinizin toparlanması ve zemine doğru bir şekilde yapışması bu kadar kolay oluyor. Peki o delikler, açık bırakılan delikler sonradan dikiş mi atıyoruz? Hayır, onlara sonradan dikiş atmanıza gerek yok. İşte 3-5 gün, 1 hafta neyse süresi ya oradaki masajlarla gelen sıvılar kesildikten sonra o delikleriniz kendi kendine kapanıyorlar. Peki, liposakşın ameliyatımız bitti. Ameliyathanede dinlendiniz. Şimdi sizi yatağınıza alıyoruz. Yatağa alındıktan sonra 4. saatiniz geçecek. Eğer başka bir özel durumunuz, başka bir özel bir ameliyatınız yoksa 4. saatten sonra siz yemeğinizi yemiş, çoktan mobilize olmuş ve ayakta dolaşıyor olacaksınız. Bir gece genel anestezi verdiğimiz için bir gece sizi hastanede tutacağız ve ertesi gün taburcusunuz. Eğer lipöden gibi probleminiz var, çok büyük hacimlerde yağ aldıysak o deliklerinizi açık bıraktığımız için yatağınızda hasta altı örtüleri serilidir. Korsenizin dışına sızan seromayla karışık kan bulaşığı akabilir. Bunlardan lütfen korkmayın. Bu bizim işimize gelen bir şey. Zaten o delikleri içerideki sıvı dışarı aksın diye biz açık bıraktık. Bundan korkmamanız lazım. Hatta korsenizin üzerinden elinizle kendinize dokunabilir, hafif hafif masaj yapabilir, bu sıvının dışarı akışını hızlandırabilirsiniz. Ameliyatınızın bir gün sonrasında taburcusunuz.
Eğer özel bir masaj programınız yoksa taburculuktan sonra direkt olarak evinize gidiyorsunuz. Muhtemelen birkaç gün sonrasında biz sizi tekrar davet edeceğiz. Eğer özel bir masaj programınız varsa ertesi gün tekrar size masaj yapılacak ve bu masajın nasıl yapıldığı size öğretilecek ki siz de en azından akşam saatlerinde banyoya girip kendi kendinize masajınızı yapabilirsiniz diye. Yapamadığınız yerde biz sizi sürekli olarak destekliyor olacağız. Zaten bu masajlı sıvının boşalma süreci en fazla bir hafta 10 günü geçecek bir süreç değildir. Elbette postop takip süresinde üzerinizde korseniz var. Bu korseyi sizden en az 8 hafta kadar takmanızı isteyeceğiz ki probleminize göre korsenin kullanımını bir 3 ay kadar uzatmamız mümkündür. Bu biraz probleminize, biraz da aldığımız yağın miktarına bağlıdır. Ameliyatınızın ikinci haftasından sonra o delikleriniz artık tamamen kapanmış oluyor ve hastalarımız eğer sadece liposakşın olduysa ve başka bir engel de yok ise yüzmelerini öneriyoruz. Çünkü yüzmek sizin derinizdeki o hidroterapi etkisiyle bir ütüleme sonucu yaratacak. Derinizin toparlanmasına hiçbir şey yüzme kadar faydalı değil. Hiçbir spor yüzme kadar derinize faydası yoktur. Lütfen bunu unutmayın. Neden? Çünkü sporda kaslarınız çalışır. Ama derinizin kendi kendine toparlayacağı bir kas yapısı yoktur. Tam tersine içerisindeki kolajen ve elastinin organizasyonu gerekmektedir. Ve suyun basıncı, suyun içerisindeki sizin hareketiniz, yüzme bilmiyor olsanız bile suyun altına gelip suyun altında sadece bacaklarınızı çırpıyor olmanız bile oradaki derinin toparlanmasına gerçek anlamda çok faydası olacaktır. Elbette ameliyat sonrasında size verdiğimiz bazı ilaçlar var. Bu ilaçlar arasında antibiyotiniz var, ağrı kesiciniz var, o küçük liposakşın deliklerine sürmeniz gereken bazı kremleriniz var. Küçük bile olsa orada izin kalmasını istemediğimiz için iz geçirici ekstra bir jeliniz var. Tüm bunların her birini nasıl kullanıldığını biz sizlere tek tek açıklıyor olacağız. Ameliyatın genellikle birinci ayından sonra sizin belirgin olan şişliğiniz azalmıştır. Sadece cildinize dokunduğunuz zaman evet hala derimde ödem var dediğiniz bir sürece girmiş olacaksınız. Aşağı yukarı 3. ayınızdan sonra da siz o ince ödemi bile hissetmezsiniz. Ama derinin tam anlamıyla en son toparlandığı nokta demek için bile bir 6 ayınızın geçmesi lazım. Hele ki ameliyatınızda bir Razer gibi bir teknoloji kullandıysak, argon plazma gibi sıkılaştırıcı etki kullandıysak, bunların hepsi fibroblast dediğimiz hücrelerin hücresel metabolizması üzerinden de çalıştığı için sizin minimum 6 ay ihtiyacınız vardır. Gerçek toparlanmanın en son halini görmeniz için. Lütfen bunu unutmayın. Bu noktada biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Bu süreç içerisinde önemli noktalardan bir tanesi kullandığınız korse üzerinde katların oluşmaması lazım. Düşünün ki karın bölgesinde liposakşın yapmışsınız. Altında bir boşluğunuz var, üstte korseniz var ve bu deri zemine yapışacak. Eğer korse üzerinde katlantılarınız varsa, korseniz düz durmuyorsa bu katlantının kendisi korsenin cildinizin üzerinde yaptığı baskılar yapışma noktası haline dönüşebilir. Bu da özellikle derisi biraz gevşek olan hastalarda, özellikle karın germeden ya da bacak germeden kaçındığımız hasta grubunda, derinin toparlanma sürecinin uzun olacağı hastalarda korsiz yüzeyinin düzgün kullanılması son derece önemlidir. Lütfen arada bir korsenizi düzeltin. Minimum bu 8 haftayı düzgün bir şekilde geçirin ki cildiniz düzgün bir şekilde toparlanıp zemine düzgün bir şekilde yapışsın. Unutmamamız gereken diğer bir kural da kilo almamanız lazım. Sonuçta bir ameliyat olunuz, maddi manevi bir eziyete girdiniz, bunun bir yükü var sizin üstünüzde, belli bir forma da sizi soktuk, her şey yolunda gidiyor. Bunun üzerine siz diyet anlamında kendinizi belli bir forma sokmanız lazım. Belki hayatınıza sporu entegre etmeniz lazım ama o kiloyu tekrar almamanız gerekiyor. Çünkü liposakşında şöyle bir tuzak var. Bakın, liposakşın sizin deriyle kasınızın arasındaki yağlarınızı aldı. Siz kendinizi iyi hissettiniz, yağlarım gitti dediniz ama gerçekte siz hala yağlı bir bireysiniz. Neden? İç organlarınızın etrafındaki yağlarınız hala duruyor. Eğer siz liposakşının getirdiği bu iyilik haline çok hızlı alışırsanız ve hayatınıza belli bir düzen oturtmazsanız, yeme içmenize dikkat etmezseniz, sporu hayatınıza entegre etmiyorsanız, spor dedim de gidin spor salonlarına deliler gibi çalışın da demiyorum. Evinizde ikinci, üçüncü kattadır evinizde asansör kullanmamak bile bir spordur. Ya da arabanıza, otobüsünüze birazcık uzakta bir park etseniz ya da otobüse biniyorsanız bir durak öteden otobüse biniyor olmak bile size aslında bir spor etkisi yaratır, size bir tempo katar. Vücudunuza mutlaka bir tempo kazandırmanız lazım. Eğer bunları yapmazsanız iç organlarınızdaki yağlanmanız artar. O zaman ne olur?
yağlı bir vücuda sahip olmanın getirdiği bütün problemler, kardiyovasküler sistemle ilgili olsun, gastrointestinal sistemle ilgili olsun, bütün problemlerle yüzleşmek zorunda kalırsınız. Ve unutmayın, liposuction oldunuz diye bir daha kilo almayacağınız anlamına, bir daha yağlanmayacağınız anlamına gelmez. Hatta eskisinden daha kötü şekilde de yağlanırsınız. Vücudunuzdaki çünkü yağın biz dengesini değiştirdiğimiz için sizin bir sonraki yağlanmanız daha dengesiz, daha çirkin hale de gelebilir. Lütfen madem böyle bir yola girip böyle bir eziyete de katlandınız, hayatınızı belli bir şekilde sokarak daha konforlu, daha kaliteli bir yaşam modeline geçmeniz lazım. Bunu unutmayın. Elbette unutmadan şunu söyleyelim. Liposuction olunca yağlarınız azalır. Bu yağlar her zaman çöpe gidecek anlamına gelmiyor. İzlemediyseniz BBL videomuzu izleyin. Buradaki yağlar çöpe gitmeyip poponuzu şekillendirmek için kullanılabilir. Çöpe gitmeyip vücudunuzdaki başka bir deformiteyi düzeltmek için kullanılabilir. Yüzünüzdeki bazı boşluklarda, elmacıkların yapımında, bazen çene ucu yapımında, dudağınızda yağ enjeksiyonunda, alnınızda çukur varsa alnınızı daha çok ovalleştirmede, buna benzer birçok yerde bu aldığımız yağ dokularını kullanabiliriz. Hiçbir şey yapamadık. Bu aldığımız yağ dokularının içerisindeki, ki son derece fazla var, kök hücreleri zenginleştirip cilt bakımınız için, cildinize kalite katmak için bu yağ enjeksiyonlarının kullanabiliriz. Böyle bir avantajı da var. Ama memeye yağ enjeksiyonu yaptırmayın. Çünkü teorisi çok basit. Ne güzel yağınız alındı değil mi? Beraberinde memeniz büyüse kötü mü olur? Kötü olur. Memeye yağ enjeksiyonu yapılmaz. Memeye yağ enjeksiyonu ile ilgili çok ciddi problemler var. Bunu özellikle belirtmek istiyorum çünkü bu soru çok fazla geliyor. Aldığımız yağı meme enjekte etmek kadar kolay bir iş yokken biz neden bunu yapmıyoruz ve kimseye de yapmasını önermiyoruz? Bununla ilgili videomuzu lütfen takip edin. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu zenginleştirebiliriz. Lütfen sorularınızı aşağı yazın ki bu videonun ikinci versiyonu ya da eklemesini yapabilelim diye. Ha evet evet tabii ki. Kanala lütfen abone olun, like atın. Canlar şuraya buraya bir şeyler koyalım. İnsanların ilk çarpınca kazayla abone falan olsunlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.